birisi oy peşinde. Çıkış yok ama bugün tepkiyi sokağa taşıdık. 9 aylık bir süreçten sonra söylememin nedeni, 9 ay diye söylememin nedeni mahkeme sürecidir. 9 aydır devam ediyor. Ara emri talebi önce gündeme geldi. Bütün yasa dışılıklar dosyalandı. Ancak biliyorsunuz artık yaz tatilinden dolayı mahkemeleri görmek mümkün değil. Duruşma yapmak mümkün değil. Süreç uzuyor. Bugünkü eylem öfkenin artık sokağa dökülmüş halidir ve bir başlangıçtır. Dayı AVM'ye dur diyen bir başlangıç. Aslında ülkedeki kuralsızlığa dur diyen bir başlangıç. Herkesin kendi işini yapması için davet eden bir başlangıç. Kurumlarımıza, kentlerimize sahip çıkmak için dile gelen bir başlangıç. Bütün görüşmeler yapıldı. Bütün temaslar yapıldı. Bütün görüşler dinlendi. Herkesin bize söylediği nedir biliyor musunuz? Haklısınız. Neredeyse gezmediğimiz iş yeri yurttaş da kalmadı. Yurttaşımız da ilginç olarak haklısınız diyor. Tepki de duyuyor, öfke de duyuyor. En sonda yurttaşımız da, kurumlar da, ama ne yapalım? Evet, Kıbrıslı'nın büyük özdeyişi. Ne yapalım? Sözcüğü ilave ediyor. İlave ediliyor. Hep haklısınız ama alacak yok, verecek yok, yapacak yok. Sektör diyoruz artık üniversitelere. Biri turizm, biri de üniversite. Maalesef her ikisini de devletin teşvikleriyle verilen ve toplum yararına üretilecek projeler için aldıkları yerleri toplum yararına değil tamamıyla sermaye yararına kiralayarak bu duruma getirdiler. Bölge esnafının bu bölgeye gelme sebebi aslında gördüğünüz bu üniversite. Çarşıdan çıkıp buraya kayması, buradan sonra nereye kayacağı, bu binaların ne olacağı aslında bundan sonra da çok belli. Şimdi üniversiteler dünyada bilimle, teknolojiyle, sosyal, kültürel faaliyetleriyle anılıyor. Toplumlarına bu tür örneklerle yardımcı oluyor. Bir kamu üniversitesinin maalesef içine iş yerleri, yurtlar, bunun benzeri birçok şey yaparak topluma bir faydası olmadığı açıkça çok belli. Halbuki yasalarla belli üniversitelerin içinde ne kadar yurt olacağı ya da sosyal anlamda nelerin olabileceği çok açık belli. Peki nedir bu sermayeye karşı zafiyetimiz? Açıkçası bunu siyaset edenler de vermeli. Çünkü buraları, toplumun malını topluma yararlı olsun diye veriyorsanız topluma sormadan böyle projeleri de onaylamamanız gerekiyor. Burada bölge esnafı, bölge belediyesi, bölge yetkilileri, yerel yönetimlerin hepsi sorumludur. Artık değil. Şimdilerde bir üniversite kenti olarak anılıyor. Umarım ki 5 yıl sonra konuşacak biri artık üniversite kenti değil demesin Mausa için. Çünkü üniversitelerimiz bilim, irfan yurdu olarak gerçekten kentimize büyük katkı yapacak kurumlardır. Gerek Doğu Akdeniz Üniversitesi, gerek yeni gelişen İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu iki üniversite de
bilim seviyesi olarak kendilerini, eğitim seviyesi olarak kendilerini bir ileriye taşıma potansiyelleri içindedirler ve taşıyabilirler. Ama yarıştıkları alan özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin eğitimden ticarete kayarsa, gelirlerini ticari alanlarda aramaya, kendilerine eğitim için verilen alanları ticari kurumlara peşkeş çekmeye, devretmeye çalışırlarsa ve kenti ticari anlamda yok sayarlar ve o ticareti kendi kampüsleri içinde yapmaya çalışırlarsa işte sorun burada başlar. Salamis yolu bir de Lefkoşa'ya bağlayan Lefkoşa yolu ve bu iki yolun da üniversiteye barındıracağı nüfusun çok ötesine geçmiştir. Dünya standartlarının